Değerli akademisyenler, sevgili arkadaşlar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen Dış İlişkiler Oryantasyon Programı'na hoş geldiniz. Değerli konuklar, programımızın açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler. Tabii bayram öncesine geldi. Biraz sayıda sorunumuz var görünüyor. Yoksa dış ilişkiler konusu önemli bir konu. Erasmus, Farabi değişim programları. Bu kadar ilgi son derece yetersiz bana göre. Fakat tabii kimseyi katılım için zorlamadık. Böyle bir programı yaptık ve gönüllü olanlar gelsinler, istekli olanlar gelsinler istedik. Erteleme yapmadık. Nedeni, yani artık giderek tempomuz artıyor arkadaşlar. Her erteleme böyle belli bir yığılmayı beraberinde getiriyor. O nedenle çok ciddi bir takım olaylar olmadığı sürece yaptığımız programları ertelememeyi düşünüyoruz. Ve tabii koskoca bir haftada maalesef böyle öğrencilerimizin 5 gün ayrılması da düşündürücü arkadaşlar. Yani sizler kaldınız, fedakarlık yapıyorsunuz. Sizleri kutlarım. Bayramda da iyice dinlenin. Bayramdan sonra sınavlar bekliyor sizi. Bayramda hem iyi dinlenin hem de programlayın kendinizi. Biraz böyle çok da strese girmeden bir program dahilinde çalışmaya gayret edin arkadaşlar. Şimdi tabii katılmayan arkadaşlar için web sitemiz var. Bizim dış ilişkiler ofisimiz var. Oradaki uzmanlarımız, hocalarımız her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırlar. Ayrıca her bölümün Erasmus ve Farabi koordinatörleri var. Onlardan her zaman bilgi temin edebilirsiniz. Ben burada çok arkadaşlarımız çünkü teknik olarak izah edecekler. Çok detaya girmek istemiyorum. Fakat özellikle geçen yıl gönderdiğimiz ne Erasmus'tan ne Farabi'den öğrenci sayısı mevcut değil iken bu sene her iki programda canlandı. Şu an 7 öğrencimiz Erasmus programından Avrupa'nın değişik ülkelerindeler. 13 öğrenci de önümüzdeki dönem gidiyor olacak. Farabi'den yine benzer şekilde hareketlilik başladı. Bize gelenler var, bizden gidenler var. Eminim önümüzdeki günlerde biraz daha bu olay canlanacak. Şu an yanılmıyorsam 31 üniversiteyle yaşayacağım değil mi? Anlaşmamız var. Bu üniversitelerde hem öğrenci anlamında hem de personel hareketliliği anlamında, değişim anlamında anlaşmalarımız mevcut. Fakat anlaşma sayısında biraz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Özellikle ben hocalarımızı burada, koordinatör hocalarımızı teşvik etmek istiyorum. Biyoloji ve kimyadan ciddi bir atak görüyorum. Onların gerçekten çok sayıda çalışması var. Ama biyolojiden de sanıyorum başvuruda gidecek eleman noktasında, öğrenci noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Özellikle ben mühendisliği biraz zorlamak istiyorum arkadaşlar. Mühendislikten, öğrencilerimizden çok talep geliyor yurt dışına gitmek anlamında. Oradaki anlaşma sayılarında biraz sıkıntımız var. Bundan sonra, az sonra hocalarım da izah edecekler. Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve yine konuşmayı burada toparlarken bu hareketliliğin öneminden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, gerek yurt içi Farabi programı, gerekse yurt dışı Avrupa'da işte hareketlilik programına katılmak sizin açınızdan son derece önemli. Yani burada edineceğiniz bilgiler, bu üniversiteden alacağınız diploma elbette önemli ama sizin asıl kazancınız bu tür hareketlilikle elde edeceğiniz deneyimler sayesinde olacaktır. O nedenle bunu mutlaka kendi hedeflerinizin arasına koyunuz. Farabi'yi kullanın, Erasmus'u ama mutlaka kullanın. Bunun için biraz yabancı dil çalışın. Ortalamanızı yüksek tutmaya gayret edin. Hedef edinirseniz, amaç edinirseniz, dert edinirseniz, birazcık böyle uykunuzdan fedakarlık yaparsanız bunu başarırsınız. Ve emin olun gidip geldikten sonra kendinizi çok farklı bir konumda hissediyorsunuz. Yani orada bir takım ön yargılar kırılıyor, kendinize özgüven kazanıyorsunuz. Ha ben gidip gelebilirim, ben halledebilirim, ben bu dili kullanabilirim, ben kendim bu işi başarabilirim şeklinde bir özgüvene kazanıyorsunuz. Ayrıca işte o gördüğümüz batılıların bizden çok çok farklı olmadığını, süper insanlar olmadıklarını,
Hatta birçok yönden bizim onlardan, inanın öyle, çok daha zeki olduğumuzu anlayacaksınız. Tek eksiğimiz, biraz disiplin eksiğimiz var. Organize olamama gibi bir sıkıntımız var. O nedenle gidip orayı deneyimlemek gerekiyor arkadaşlar. Oradan aldığınız o deneyimlerle geldiğinizde emin olun çok daha verimli çalışacaksınız. Ve yarın diplomayı aldığınız zaman çok daha iyi vasıflarla hayata atılmış olacaksınız diye düşünüyorum. Ben burada sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu arada tabii dış ilişkiler koordinatörümüz Murat Hocam. Hocam size önce buraya alayım oturumu yönetmek için kalkmışken aynı zamanda. Hocam oturumu yönetecek. Hocam buyurun. Yine Erasmus koordinatörümüz Yaşar Hocam, sizi de alalım. Paralel koordinatörümüz Mesut Selah Hocam. Gerçekten koordinatör hocalarımız ve ayrıca uzmanımız Reyhan Hanım. Evet, Reyhan Hanım ve iki yeni uzman arkadaş katılıyor, onu da belirteyim. Henüz göreve başlamadılar ama sanıyorum önümüzdeki günlerde onlar da başlayacaklar. Dolayısıyla yine bir memur arkadaşımız var. İsminiz, evet, yani rahatlıkla arkadaşlarımıza gidebilirsiniz. Her türlü size yardımcı olurlar arkadaşlar. Değil mi? Gelebilirler değil mi? Tamam. Ben burada hocalarımıza, tüm personelimize, yani bunlar kendilerine ek bir görev gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü hocalarımızın özellikle yaptıkları akademik çalışmalar var, dersler var. Bu yoğunluklar içerisinde ekstradan kendilerine gelen bir yük. O bakımdan bunu bugüne kadar çok başarıyla hocalarımız ifa ettiler. Ama sizlerden biraz eksiklik görüyorum arkadaşlar. Yeterince zorlamıyorsunuz gibi geliyor. Bundan sonra özellikle zorlayın arkadaşlarımızı, koordinatörlerimizi, bölüm koordinatörleriniz başta olmak üzere, ofiste çalışan arkadaşlarımızı ve bizleri yine aynı şekilde. Biz seve seve sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah faydalı olur. Hocam kolay gelsin. Murat Hocam söz sizde. Hocama teşekkür ediyorum. Değerli katkılarından dolayı. Yaklaşık bir yıldır kurum koordinatörlüğünü yürütüyorum dış ilişkilerin. Tabii yeniyiz ama başından beri söylüyoruz hep, yeniliği biz mazeret olarak görmeyeceğiz. Sizlere en iyi imkanlarla en iyi fırsatları sunmak için buradayız. Hocamın dediği gibi bu bizim için ek bir görev ama zevkle yapıyoruz. Onun peşinden söylemek istiyorum ve sözlerime öyle devam etmek istiyorum. Tabii bu arada tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın mesai arkadaşlarım, akademisyen arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım, birimimizin değerli elemanları, sayın koordinatörlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu ikinci oryantasyonum üniversitemizdeki dış ilişkiler adına. Osmaniye Korkutat Üniversitemiz 2011-2012 akademik dönemine ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olma ve mezunlarının dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı bireyler olması yönünde yaptığı faaliyetlerine, düzenlemekte olduğumuz dış ilişkiler oryantasyon programı ile yenisini daha ekleyerek emin adımlarla devam etmektedir. Çağın gereklerine göre kendini güncelleyen, katılımcılığı önemseyen, bilimsel üretimi en üst düzeye çıkartmayı amaç edinen üniversitemiz, profesyonel yönetim anlayışıyla kurulduğundan bugüne kadar geçen çok kısa sürede önemli çalışmalara imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Dış ilişkiler birimimizde uluslararası düzeyde etkin, kaliteli ve saygın üniversiteler arasına girme amacına yönelik olarak üniversitemizin vizyon ve misyonu paralelinde çalışmalarına devam etmektedir, hızla sürdürmektedir. Dış ilişkiler birimi olarak Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'e bağlı olarak dış ilişkiler kurum koordinatörü olarak bendeniz Murat Türk. Erasmus koordinatörümüz Yaşar Hocam, Farabi kurum koordinatörümüz Yüksel Hocam, bir uzman arkadaşımız hocamın söylediği gibi şu anda Reyhan Hanım ve bir memur arkadaşımız Gülşah Hanım'la birlikte üniversite bizim akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermekteyiz. Bu amaçla birimimiz, üniversitemizin bütün birimleri ulusal ajans,
uluslararası ajanslar ve üniversiteler arasındaki iletişimi ve işbirliğini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde birimimiz, Osmaniyelimiz ve bölge için dünyaya açılan bir pencere olan üniversitemizin akademik ve idari personelinin ve öğrencilerinin beklentilerini karşılamaya yönelik bir birim haline gelme gayretindedir. Bunun somut göstergeleri olarak Erasmus ve Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören programları yürütmekte olması verilebilir. Ben birkaç sunumla da, slide'la da sunumu renklendirmek istiyorum. Bu bizim dış ilişkiler web sayfamız. Üniversitemizin rektörüne bağlı birimleri sayfasından gelip Erasmus ya da Farabi ile ilgili ya da diğer programlar gibi genel bilgileri alabilirsiniz. İmkanlarımız el verdiğince güncellemeye çalışıyoruz. Bazı teknik nedenlerden dolayı ufak tefek aksaklıklar olabiliyor ama şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Erasmus web sayfamız, Farabi web sayfamız, Yaşam Boyu Öğrenme Programı aslında bunların üstü olarak düşünebilirsiniz. Ve burada belki önemli bir, farklı bir bilgi, Slovakya'da özellikle gençlik programları çerçevesinde 3 öğrencimiz bireysel girişimleriyle gittiler, onu da söylemek istiyorum. Kurumsal yapılanmamız kısaca bu şekilde, çok zamanınızı almak istemiyorum, biraz önce bahsettim. Ve ben görevlerimizden ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum birkaç başlık altında. Üniversitenin dış ilişkileriyle ilgili veri tabanı oluşturmak, alanımızla ilgili konularda bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak, yabancı ülkelerden gelen öğretim elemanı ve öğrencilerin değişim işlemleriyle ilgilenmek, ki farklı belgeler verebiliyoruz. Üniversite eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve sempozyumlarda temsil etmek, en son Diyarbakır'da bir toplantı vardı, oraya katıldık Erasmus olarak. Rektörlüğümüzün çeşitli ulusal ve uluslararası ilişkilerini takip etmek, her yıl üniversitemiz öğrencilerini ilgilendiren şu anda yaptığımız dış ilişkiler oryantasyonunu yapmak, diploma eki hazırlık çalışmalarımız devam ediyor, henüz fakülte olarak mezun vermediğimiz için meslek okulu boyutunda devam ediyor. Değişimden faydalanacak olan Erasmus ve Farabi olmak üzere öğretim elemanları ve öğrencilerinin ilgili belgelerini, detaylarına girmek istemiyorum, hazırlamak, karşı üniversitelerin ilgili birimleriyle eş güdüm halinde çalışmak, değişimden yararlanan öğretim elemanları ve öğrencilerin hibelerinin hesaplarına aktarılması gibi belki de en önemli şeylerden, görevlerden bir tanesi. Yine dış ilişkiler web sayfalarının güncellenmesi ve elektronik postaların takibini sağlamak olarak ana başlıklarda dış ilişkilerin görevlerini sıralayabiliriz. Dış ilişkilerle ilgili akademik birimlerimiz, hocam da biraz önce bahsetti, fakülte koordinatörlerimiz ve bölüm koordinatörlerimiz var. Öncelikle onlarla görüşmelerinizi öneriyoruz. İşte hocamın dediği gibi onları teşvik ederek, hocam bizi de gönderin şeklinde, biz de gitmek istiyoruz, nasıl yardımcı olabiliriz gibi kapılarını zaman zaman aşındırarak bunu biraz daha canlandırmak aslında sizlerin elinde. Okul Üst İlişkiler Biliminin iletişim bilgileri isteyen arkadaşlar not alabilirler. Yine web sayfamızda var, oradan da alabilirsiniz. Güncellemeye çalışıyoruz sürekli. Web adresimiz ya da ağ adresimiz ve elektronik posta adreslerimiz sunumun en altında görebilirsiniz. Ve son cümleyle bitirmek istiyorum. Daha önce A blokta dış ilişkiler olarak, birim olarak faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Şu anda resimden de anlayacağınız gibi D bloktayız. Birinci katta, giriş katındayız. Yine orada küçük bir değişiklik söz konusu olacak. O yüzden detayına girmedim ama giriş katına geldiğinizde mutlaka göreceksinizdir. Ofisimizin yerini, kapısındaki yazılardan ya da birimin tanıtım levhalarından görme şansınız var. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben sözü Farabi koordinatörümüz Yüksel Avcılar hocama bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Enstitü Müdürüm, saygıdeğer hocalarım, öğrenciler. Farabi bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Sizlere kısaca program hakkında bilgi vermek istiyorum. İşte bu programdan kimler yararlanabilir, temel şartları nelerdir, nelere dikkat edilmelidir şeklinde çok temel...